Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün 3 Mart Cuma günü Adıyaman Gölbaşı ilçesindeyiz. Gölbaşı ilçesinde Hürriyet Mahallesi'ndeyiz. Yine bir enkazın başındayız. Ve şu an ilçedeki son elektrik, su, doğalgaz durumu ile ilgili sizlere bilgi aktarmaya çalışacağım. Şimdi her 3 kurumla da görüşmeye çalıştım. Bizzat yerlerine gittim, bilgi almaya çalıştım. Her ne kadar bilgi almak zor olsa da sizlere bir takım edindiğim bilgileri aktarmaya çalışacağım. Öncelikle elektrikle başlayalım. Zira elektrik konusunda detaylı bilgi alabildim. Gölbaşı'nda bulunan Akedaş binasına gidip oradan detaylı bilgiler almaya çalıştım. Elektrikle ilgili söylenenler şunlar arkadaşlar. Asfaltın üst tarafında bulunan mahalleler nedir bunlar? Asfalt Mahallesi, Hürriyet Mahallesi gibi mahallelerde herhangi bir elektrik sıkıntısı yok. Şehre gelen ana trafolarda, yani trafo bazlı elektriklerde herhangi bir sıkıntı yok. Onun dışında sıkıntı olan tek yer orta hasarlı ve ağır hasarlı binaların elektrikleri AFAD'dan gelen talimatlar doğrultusunda kesilmiş durumda. Zira bu binalarda tehlike devam ettiği için bu binalara elektrik verilmiyor arkadaşlar. Asfaltın alt tarafına da gelecek olursak yine trafo bazlı herhangi bir sıkıntı yok. Şehre elektrik geliyor, herhangi bir problem yok. Ama yine dediğim gibi orta hasarlı ve ağır hasarlı binalara elektrik verilmiyor. Tehlike olduğundan dolayı, yıkım olduğundan dolayı ekipler şu an Gölbaşı'nda sürekli binalara gidiyorlar. Oralarda yıkımlar gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla herhangi bir aksaklık çıkmaması adına elektrikleri de kesiyorlar. Gölbaşı genelinde dediğimiz gibi elektrikte problem yok ama ara ara bazı yerlerde elektrik kesintileri olabiliyor. Asfaltın alt tarafında bulunan mahallelerde, örneğin Yeni Mahalle, Yavuz Selim Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Fatih Mahallesi gibi mahallelerde de genel manada trafo bazlı elektrik sıkıntısının olmadığını söylüyor görevliler. Ama meydana gelen yıkımlardan dolayı ve devam eden bina yıkımlarından dolayı mahalleler arasında bazı yerlerde sürekli elektrik kesintilerinin olabildiğini söylüyorlar görevliler. Görevliler özellikle şunu söyledi, örnek veriyorlar. Diyelim sağlı sollu iki binada orta veya üstü ağır hasar var. Bu binaların elektriği kesilmiş ama arada kalan, ortada kalan bina sağlam. Ama bu binanın da yanındaki, sağındaki ve solundaki binalardan dolayı da elektriği yoksa sağlam binada yaşayanlar Akedaş'a gidip bu durumu izah edip kendi binalarına elektrik verilmesini talep edebiliyorlarmış arkadaşlar. Bunda herhangi bir problem yokmuş. Görevliler hemen gelip o binanın elektriğini temin edebiliyorlarmış arkadaşlar. Bununla birlikte Akedaş'tan bize verilen bilgiye göre şu an Gölbaşı genelinde 4000'e yakın hem çadırlarda hem konteynerlarda elektrik verilmiş durumda. Eğer bir vatandaş çadır elde etmiş ve o çadırına elektrik çekmek istiyorsa Akedaş'a gelip görevlilere ben çadırıma elektrik almak istiyorum diyebiliyor. Ve görevliler şu an hem çadırlara hem konteynerlara elektrik veriyorlarmış arkadaşlar. Yine Gölbaşı'nda bulunan konteyner kentte de yaklaşık 1500 tane konteynerin inşa edileceği konteyner kentte de trafolar kurulmuş durumda, elektrikler verilmiş durumda. Gün be gün konteynerlar kuruldukça da o konteynerlara elektrikler veriliyormuş arkadaşlar. Akedaş'tan edindiğimiz bilgiye göre şu an Akedaş ilçe genelinde sayaçlı sayaçsız, yani bundan kasıt yeri geldiğinde para dahi alınmadan her türlü elektrik temini vatandaşlara sağlanıyormuş. Burada amaç vatandaşların mağdur edilmemesi, ilçede çalışan gerek güvenlik güçleri olsun, gerek saha personelleri olsun, gerek AFAD'dan yetkililer olsun, bunların çalışmasını kolaylaştıracak şekilde hem personellere hem vatandaşlara elektrikler verilmeye çalışıyormuş arkadaşlar. Su konusuna gelecek olursak, su konusuyla ilgili de belediyeye gittim. Oradaki görevlilerle görüşmeye çalışıp onlardan bilgi almaya çalıştım. Şu an su konusunda söylenenler şunlar. Erkenek'ten Gölbaşı'na gelen su hattında genel manada onarım tamamlandı. Şehirler arası su borularındaki onarımlar bitmiş durumda. Çalışmalar yapılmış ama şehir içindeki hatlarda çok ciddi problemler var. Şimdi sizler de görüntülerde göreceksiniz. Bir sokakta 50 metrelik bir sokak boyunca 4 tane farklı kuyu açılmış ve buralarda sulara müdahale ediliyor arkadaşlar. Görevlilerin söylediği şey şu. Tıpkı samanlıkta iğne arar gibi her mahallede, caddede, sokakta, bina bina dolaşıp boruları tek tek kontrol ediyorlarmış arkadaşlar. Çünkü birçok yerde, birçok mahallede, birçok sokakta borular zarar görmüş durumda. Dolayısıyla bu binanın suyunu veren görevliler hemen bir yanındaki binada da patlak olduğu için bu sefer orayı tamir etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla ilçe geneline suyun gelmesi biraz uzun sürecek arkadaşlar. Örneğin Mimar Sinan Mahallesi'nde de su akıyor. Ama sürekli gün içinde kesintiler oluyor. Çünkü sürekli gün içinde onarımlar var, çalışmalar var. Şimdi görüntülerde de göreceksiniz, su aksa dahi çamurlu akıyor. Tabii yetkililer şunu da sürekli bizlere söylüyorlar, uyarıyorlar. Bu binalara gelen şu an şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmamalı arkadaşlar. Çünkü ciddi manada hastalık riski olabilir sularda. Çalışmalar sürekli devam ediyor. İçerisinde toprak var, çamur var, pislik var. O yüzden bu su sadece temizlikte
veyahut ihtiyaç durumunda kullanılabilecek su. Kesinlikle ama kesinlikle içilecek su değil arkadaşlar. Su durumu göl başında biraz uzun süreceğe benziyor. Tekrar ediyorum, yeri geliyor 50 metrelik bir sokakta bile 4 tane 5 tane çukurlar açılıyor. Bina bina, daire daire yetkililer suyun durumunu kontrol etmeye çalışıyorlar. Birçok yerde patlak var. O arızaları gidermeye çalışıyor arkadaşlar. Doğalgaz durumuna gelecek olursak yine Harmanlı'ya gittim. Harmanlı'da Akmercan'ın merkezine gittim. Oradan sizler için bilgi edinmeye çalıştım. Doğalgaz için de yine gölbaşına şehir dışından gelen doğalgaz boru hatlarında çok ciddi manada zarar var arkadaşlar. Zaten şu an görüntülerde siz de göreceksiniz. Borular çok ciddi manada depremden dolayı zarar görmüş durumda. Görevliler öncelikle şehir hattına gelen bu ana boruları tamir etmişler, onarmışlar, yenileriyle değiştirmişler. Şu an şehir içindeki ara boruları tamir etmeye çalışıyorlar. Onların tamiratı şu an yapılıyor. Ekipler gece gündüz 24 saat çalışıyormuş. Ekiplerin söylediğine göre yaklaşık 2 veya 3 hafta içerisinde çalışmalar tamamlanıp Gölbaşı ilçesine doğalgazın verileceği söyleniyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu süre belki uzayabilir, belki kısalabilir. Ama şu an için benim edindiğim bilgiler doğrultusunda Gölbaşı'na da doğalgazın gelmesi yaklaşık bir 2 haftayı, 3 haftayı bulacak gibi görünüyor arkadaşlar. Şu an için Gölbaşı şehir içindeki son durumlar böyle. Elektrik, su, doğalgazda son durumlar böyle. Genel manada Gölbaşı'nda mahallelerde elektrikte sıkıntı yok. Su dediğimiz gibi sıkıntılı ve problemli bir durum. Şu an her mahallede, her caddede, her ara sokakta suyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Kazı çalışmaları yapılıyor. Borulardaki tamiratlar yapılıyor. Su biraz uzun süreceğe benziyor arkadaşlar. Doğalgazın 2 veya 3 hafta içerisinde geleceği söyleniyor. İnternet noktasında da sıkıntılar var. İnternet de yine ara ara gidip geliyor arkadaşlar. Özellikle ev interneti noktasında bağlantılarda problem yaşayabiliyoruz. Şu an için Gölbaşı şehir içinden aktaracaklarımız bu kadar. Depremle ilgili sıkıntılar maalesef hala devam ediyor. Hayat tam anlamıyla normale dönmüş değil. Şehir içerisindeki 3-5 tane esnaf sadece şu an dükkanlarını açmış durumda. Onlar da ağırlıklı olarak marketler. Onun haricinde şu an Gölbaşı'nda henüz hayat tamamıyla normale dönmüş değil arkadaşlar. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.